Mimarlık dünyasına hepinize selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda muhabbet kuşları neden tüye girer onu anlatmaya çalışacağım. Videoyu sonuna kadar izlerseniz faydalanacağını düşünüyorum. Ayrıca arkadaşlar Facebook'tan BKR Hobi'yi takip ederseniz kanal logosuyla aynı logo, aynı profil. Oradan arkadaşlar sormak istediğiniz veya kuş takip ettiğiniz kuşlarımız varsa onlarla alakalı bilgileri arkadaşlar oradan alabilirsiniz. Videomuzun sonuna kadar izledikten sonra yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ve like atarsanız arkadaşlar çok mutlu olurum daha fazla kitlelere ulaşma adına. Böyle bir girizgahtan sonra arkadaşlar şimdi hızlıca yavaş yavaş böyle hızlıca bir giriş yapalım. Yavaş yavaş da arkadaşlar anlayan diye böyle neden kuşlarımız tüye girer onları sizlere paylaşalım. Şimdi arkadaşlar kuşlar neden tüye girer? Kuşlar normalde yavru kuş ikinci ayın sonunda tüye girer arkadaşlar. Tüy değişim yani normal bir süreçtir. O bebeklik tüyleri ilk bebeklik tüyünü atar. Kuşumuz yavaş yavaş yetişkin hale geliyor demektir. Tüy değişimi bunu ifade eder arkadaşlar. Yavru bir kuş için. Şimdi ikinci aydan sonra bir sonraki dönem dördüncü ve beşinci aydır. Bir tüy değişimine daha girer. Kuşumuz artık yetişkin bir kuştur. Dolayısıyla arkadaşlar erişkin kuşlarda bazı fiziksel değişiklikler olacağı gibi tüylerde de oturmalar olur. Yani kafa tüyleri mesela çizgi halden ne hale gelir arkadaşlar? İşte böyle sarı yüzse sarı yüzdür. Beyaz yüzse yani white face ise beyaz şeklinde arkadaşlar normal tüyler çıkar. O çizgi haleler kaybolur arkadaşlar. Bu 5. ayın sonunda artık kuşun tüyleri oturur tamamen. Kuyruk tüyleri uzar, kanat tüyleri gelişir. Bunlardan da zayıf olanlar varsa dökülür. 5. ayın sonunda 6. ayın başında. Dolayısıyla arkadaşlar kuşumuzun son tüyleri ortaya çıkar. Peki bundan sonra tüye girmez mi? Kuş tüyü değişimi olmaz mı? Elbette ki olur. Bunlar da neden olur arkadaşlar? Belirli dönemlerde mesela mevsimsel değişikliklerde kuşlarımız tüye girebilirler. İlkbahardan işte yaza girerken, yazdan sonbahara girerken, sonbahardan kış mevsimine girerken sıcaklık ve nem farklarından dolayı kuşlarımız tüye girebilir arkadaşlar. Bunlar gayet doğal şeyler. Bir başka sebep de kuşlarımızda mesela sıcak soğuk farklılıkları. Eğer ki gece soğuk, gündüz sıcak bir ortamdaysa kuşunuz arkadaşlar, kuş tüye girer. Veya tam tersi ise mesela hani diyelim ki mesela soğukta kaldı kuşunuz, sıcakta soğukta kaldı kuşunuz. Hava daha sıcak bir ortama girdi. Kuşunuz tüye girer arkadaşlar burada. Sıcak soğuk farklılıklarından kaynaklı kuş tüye girer. En sağlıklısı hava sıcaklığının sabit olduğu. Yani çok değişken göstermediği durumlardır arkadaşlar. Bu tarz durumlarda kuşlarımız fazlaca tüye girmezler. Gereksiz yere daha doğrusu öyle söyleyeyim. Gereksiz yere arkadaşlar tüye girmezler. O şekilde bir durum söz konusu. Kuş uzun süre arkadaşlar sıcakta veya uzun süre soğukta kalıyorsa bu da arkadaşlar bakın yavru besleyen babanın hali. Herhangi bir sağlık problemi yok. Kuşumuz uzun süre sıcakta veya uzun süre soğukta kalıyorsa anormal sıcaklardan bahsediyorum. Mesela 30-35 derece sıcaklarda veya işte ne bileyim 5-6 derece soğuklarda arkadaşlar 7 derece soğuklarda kalıyorsa kuş tüye girer arkadaşlar. Bu tarz durumlar stresten kaynaklı, psikolojik etkilerden de kaynaklı olabilir. Veya o dediğiniz gibi sıcak soğuk sıcak olayla sıcak ortamlardaki nem oranının yüksekliğiyle ve veya düşüklüğüyle alakalı olabilir. Bu tarz hava sıcaklıklarına bağlı olarak da kuşlar tüye girer arkadaşlar. Şöyle hızlıca da sizlere böyle anlatırken bir taraftan kuşları da arkadaşlar göstermeye çalışıyorum. Kuş arkadaşlar strese girerse tüye girebilir. Yani stres yaparsa, stres altındaysa tüylerini dökebilir, yenisini çıkartabilir. Veya çıkartamayabilir, tüyden çıkamayabilir arkadaşlar. O stres ortamını ortadan kaldırmak gerekir. Ondan sonra yediği işçilerle alakalı arkadaşlar. Mesela çok aşırı derecede yulaf tüketen kuş tüye girebilir. Çok aşırı derecede vitamin tüketen kuş tüye girebilir arkadaşlar. Dolayısıyla dengeli beslemek, aynı insanlardaki dengeli beslemek kuşlarımızı aynı insanlardaki gibi arkadaşlar çok önemlidir. Bu beslenme konusunda çok dikkat etmeniz gerekir. Yani mesela kızıştırıcı verecekseniz abartı vermeyeceksiniz. Mesela 7 gün verdik arkadaşlar kestik yani kuşlar zaten kızgın yani. Veya işte 2 gün vitamin, multivitamin programı koyduk. 2 gün mesela veriyoruz. Haftanın 7 günü vitamin yüklemenin, vitamin depolamanın kuşlar için manası yok. Gereksiz yere kuşlar tüye girebilir. B vitamini fazlasını verirseniz arkadaşlar. B vitamini mesela tüyleri tüyden çıkartıcı yani hızlıca tüyden çıkartıcı bir vitamindir. İhtiyaçtır. Kuşlarımızın tüyleri için çok ihtiyaçtır. Ama gereksiz yere fazla B vitamini verirseniz kuşlar tüye girer. Ve dolayısıyla arkadaşlar hani çıkması da zorlanabilir. Gereksiz vitamin yüklemesi
azı olduğu kadar çoğu da zararlıdır arkadaşlar. Yani az vermek kadar çok vermek de vitaminler de kuşlarda zararlıdır. Bu da böyle bir durum. Tüye giren kuşta mesela belirti nedir arkadaşlar? Tüye giren kuş halsizdir. Yani en önemli özelliği halsizdir. İşte kafa tüylerinde böyle kapsüller vardır. Daha çok ağırlıkla tüye girdiğini kafa tüylerinden görürsünüz. Tüy kapsülleri vardır. İçerisinde tüy çıkmamış tüy kapsülleri arkadaşlar. Görürseniz kuşunuzun tüye girdiğini anlayabilirsiniz. Kuş durgundur, streslidir. Belki dışkısı nadiren olsa da bozuktur arkadaşlar. Çok genel görülen bir belirti değildir. Nadiren de olsa arkadaşlar kuşların dışkılarında bozulma görülebilir. Bazı tabii tüy döküm rahatsızlıkları var. French mold gibi. O konulara hiç girmiyorum. Çünkü onlar mesela eğer ki kuşlarınızın kanat diplerinde kan varsa orada artık başka sebepler aramak lazım. Dökülen yerde kanamadan bahsetmiyorum. Kendisi yolmuş olabilir. Bu kuşun tüye girdiği anlamına gelmez. Ama dökülen yerde yani tüyün, kalan tüyün döküldüğü noktada dibinde arkadaşlar eğer ki böyle karartılı kan lekesi, kan izi görüyorsanız kuşta farklı bir rahatsızlık aramak gerekir. O da tüy hastalığının belirtisidir. French mold olabilir, başka bir şey olabilir. Onlarda da farklı şeyler aramak gerekir. Tabii ben tüy dökümünün neler verilmesi gerekir? Eski videolarımda merak eden arkadaşlar eski videolarına bakıp öğrenebilirler. Ama çok hızlıca vermesi gereken şey B vitamin kompleksi arkadaşlar. İçinde biyotin katkılı vitaminler. Bunlar kuşlarımızı tüyden daha hızlı çıkartacaktır. O şekilde de kuşlara takviye yapmanız gerekir. Yulaf, işte buğday çimlendirmesi vesaire. Bunlar kuşlara verilebilir arkadaşlar. Kuşlar hızlıca tüyden çıkarlar. Tabii hızlıca derken şöyle arkadaşlar, bu olağanüstü derecede hızlandırmak demek değil. Kuşun tüye çıkması için yardımcı olmak. Yani o süreci uzamasını engellemek. Yoksa hani kuşların hiçbir tanesi ne verirseniz verin 2 günde tüyden çıkamazlar yani. 1 hafta sürer, 10 gün sürer. Onu sağlıklı bir şekilde atlatması için faydalıdır. Kuşlar halsiz kalmasın. İşte ne bileyim üreme dönemindedir arkadaşlar. Kuş tüye girmiştir. Ona biraz daha takviye etme adına vücudunu faydalıdır. Bunları da vermeniz gerekir. Arkadaşlar dedikten sonra şimdi ben hızlıca kuşların ıstakalarını gösterelim. Hafta içi videosu. Yine de videolar hafta sonu geliyordu. Bu da hafta içi videomuz olsun sizler için. Arkadaşlar dişimiz daha tam hazır değil. Bunu hemen söyleyeyim. Çünkü ben erkek daha hazır duruyor. Dişi hazır hale gelince bunlar çiftleşecekler. Bunlarda hiçbir kuşku şüphe yok. Burada dişi erkeğe bakın arkadaşlar. Yani tüye giren erkek bu şekilde oluyor. Daha doğrusu tüye giren kuş bu şekilde oluyor. Şöyle fotoğrafını çekelim. Kafa tüylerinde bakın arkadaşlar. Daha kapsüller, bu kuşumuz tüyden çıkamadı henüz. Kafa tüylerinde kapsüller daha mevcut. Bu çok ağır tüydeydi. Ve biraz da rahatsızdı arkadaşlar. Hastalık dönemlerinde, bak onu kaçırmayalım. Hastalık dönemlerinde kuşlar tüye girebilirler. Hastalık dönemlerinde gerekli halsiz ve stres olacaklar için arkadaşlar bu tüylerin de yansıyabilir. Tüyleri arkadaşlar değişebilir. 1 hafta 10 günde sürer. Tekrardan toparlamaları. Şu şekilde bir yakın ayarlayabilirsem daha iyi görüntü size sağlayacağım arkadaşlar. Bakın. Bu kuşumuz daha henüz tüyden çıkmadı. Hatta bakın kanat altlarında da böyle ince tüy sarkmaları var. Bu kuşumuzun tüyde olduğunu göstergesi. Şuradan dişiyi de aynı zamanda yakalayabilirsek güzel bir poz olacak bize. Dişimiz yuvada, erkeğimiz nöbette. Ama erkeğimiz arkadaşlar kafa tüylerinde bakın. Videoda da daha iyi anlaşılacak. Kafa tüylerindeki kapsülleri görüyorsunuz. Bu kuşumuz tüyde. Tüyde olan tek kuşumuz bu. Dolayısıyla arkadaşlar bu tüyden çıkarsa bu kuşlar çiftleşir. Daha hızlıca da arkadaşlar yavru yumurta verirler. Burada bir tane yumurtamız vardı. İkinci geldi mi bakmadım. Baktım daha doğrusu ama yeni bakmadım arkadaşlar. Daha henüz gelmemişti. Tek yumurta gözüküyor. Burada çıkımlar devam ediyor. 2 tane yavrumuz var. 3 veya 4 tane yumurta olması gerekiyor arkadaşlar. Burada yavrular son durumları bu şekilde. Yavrularımız büyüyor. Bu arada arkadaşlar 30 günlük yavru büyüme videosu çekiyorum. Onu da inşallah bitirince sizlerle paylaşacağım. Burada da arkadaşlar dışkılar, iri dışkılar, bunlar da bugün yarın yumurtlarlar. Şov dişi ve şov dişinin kızı arkadaşlar. Bunlar alt üstü kafeslerde biliyorsunuz. Onlar da yavrulamasını bekliyoruz.
İnşallah hayırlısıyla herkese bol bereketli, sağlıklı üretimler dilerim. Videomuzu sonuna kadar izlediyseniz bir yorum, bir like'ınızı esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.